Evet, şimdi kiraz ekiyoruz Fatih Bey'in bahçesine. Fide biraz büyük olduğu için 2 litre jöle açılan çukura döküyoruz. 2 litre. 2 litre yeterli. Değil mi? Fide küçük, öyle büyük değil pek. Şurası açık kaldı, burayı da kapatak. Evet. Şimdi fideyi ne yapıyoruz? Ekiyoruz inşallah. Toprağını dağıtmadan. Maşallah. Evet. Evet, kürekle etrafını doldurduktan sonra sulayacağız. Biraz su lazım. 5 litre kadar olsa yeterli. Evet. Hidrojeli jöle haline getirdikten sonra bitkinin köküne doldurduktan sonra kapatıyoruz. Kapattıktan sonra suluyoruz. Suladığımız zaman ne yapıyor? Artık buraya yağmur yağdığında veya sulandığında bitkinin kökünde şimdi bir sürahi dolusu su varmış gibi ihtiyacı olan suyu bu hidrojelden alacak. Türkiye'de ve dünyada birçok firma hidrojel üretiyor. Onların üretmiş olduğu sadece poliakrilat. Bizim üretmiş olduğumuz bu hidrojel kutusu nerede? Neyse, kutusuna gerek yok. Gördüğünüz gibi siyah renkli. Neden siyah renkli? Normal olarak su tutucu beyaz renklidir. Bizim üretmiş olduğumuz hidrojel rengi siyahtır. Neden siyah? Çünkü bunun içerisinde humik asit, fulvik asit, bor, çinko, mangan, demir gibi 85 element var. Bu sadece su tutucu değil. Aynı zamanda sebzeyi, meyveyi, bitkiyi besleyicidir. Saygılar. Evet, bu kadar yeter.